da Hilal Vara, mutfağıma hoş geldin. Bugün seninle beraber hepimizin zevkle içtiği bir çorbayı yapacağım. Ezogelin çorbası. Benim ezogelin çorbam glutensiz olacak. Bunun için de bulgur yerine kara buğday kullanacağım. Malzemelerimiz bir çorba için sana fazla gözükebilir ama gözünü korkutmasın. İlk başta kırmızı mercimeğe ihtiyacım var. Pirinç, kara buğday unu, çeşitli baharatlar, domates ve biber salçası, sade yağ ve azıcık da zeytinyağı. Çorbamın püf noktası kırmızı mercimeği, pirinci ve kara buğdayı 3-4 saat önceden suda bekletmem. Kırmızı mercimeği tuzlu suda bekletirsem daha da iyi olur. Ben bunları önceden hazırladım. Böylelikle şimdi vakit kaybetmeyeceğiz. Tuzlu suda beklemiş bir bardak kırmızı mercimeği süzüyorum. 3 bardak sıcak su ile iyice yumuşayana kadar kaynatıyorum. Mercimek iyice yumuşayacak. Mercimeğin içine daha önceden suda beklemiş 2 yemek kaşığı kara buğday ve 2 yemek kaşığı pirinci süzüp ekleyeceğim. Pirinci ekledikten sonra göz kararı, yani senin damak zevkine göre çorbayı sulu mu seviyorsun yoksa daha yoğun kıvamlı mı seviyorsun, ona göre 1 ya da 2 su bardağı sıcak su ekliyorum. Sana herkesin bilmediği bir sır vereceğim. Çorbanın daha lezzetli olması için 1 yemek kaşığı sade yağda yarım tatlı kaşığı unu kavurup içine ekliyoruz. Böylelikle meyanesi, yani kıvamı şahane oluyor. Yağda kavrulan unun içine 1 tatlı kaşığı domates salçası ve 1 tatlı kaşığı biber salçası ekliyorum. Çorbanın suyundan alıp kavrulan una ekliyorum. Şimdi salçalı meyaneyi çorbanın içine ekleyip güzelce karıştırıyorum.
tatlı kaşığı soğan tozu. Bir tatlı kaşığı nane. Kaşığın ucuyla karabiber. Damak zevkine göre tuz. Biraz yeni bahar. Biraz toz kırmızı biber. Ve mercimeğin gaz yapmaması için yarım tatlı kaşığı kadar kimyon. Çorbamız pişti. Kısa bir süre demlenmeye bırakıp üstüne azıcık zeytinyağı ekleyeceğim. Çorba demleniyor. Ben de sana bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Satranç. Yazarı Stephen Zweig. Bildiğim kadarıyla yazarın en ünlü romanı. Savaşacağım tek şey içimdeki diğer bendi. Kitabı okuduğumda birçok cümle aklımda kaldı ama özellikle bu cümlenin altını çizmek istedim. Umarım bir gün hayat yolculuğunda hepimiz kendimizle olan savaşı kazanırız. Çorba demlendi. 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyip son bir kere karıştırıyorum. Şimdi sıra servise geldi. Bence bu kinoalı galeta da çorbanın yanına çok yakışır. Glütensiz ezogelin çorbamın içtikçe içini ısıtması dileğiyle. Hoşça kal.